Selamlar. Bugün farklı bir konseptle karşınızdayım. Bugün akıllı süpürge inceliyoruz. Size bunun hakkındaki deneyimlerimi anlatacağım. Hani konseptimle çok alakasız ama bunu aldığımı Instagram'da paylaşmıştım. Instagram'daki takipçilerimle hani nasıl alsak, nasıl yapsak diye karşılıklı bir fikir alışverişi yapmıştık. Ve ben aldıktan sonra çok kişi bana fikir sordu. O yüzden belki bu video almak isteyenlere robot süpürgeler hakkında ufak da olsa bir faydası olur diye videoyu çekiyorum. Şimdi öncelikle ben Anker marka 25C modelini aldım. Anker'i 25C'sini aldım. 25C ve 15T modelleri bu sene çıkmış modeller. 11S bunların aynısı bir önceki modeli. 11S'ten de çok memnundu insanlar. Bu birazcık bütçe olarak bu bildiğimiz diğer Xiaomi gibi akıllı süpürgelerin birazcık daha altında. Anker markası Alman ve iyi bir marka. Ben daha önce de ürünlerini kullanmıştım. O yüzden hiç tereddüt etmedim. Hani benim bütçem 2000 liraya kadardı. Bunu 1800 lira civarına aldım. Şimdi özelliklerine gelecek olursak çok güzel. Yani ilk kullanımda hani temiz bir evim olduğunu düşünüyordum ama ilk evi gezdi geldi ve içinden çıkan toz felaket bir şeydi. O yüzden hani ben üründen bir kere emiş gücü olarak çok çok memnun kaldım. Haritalama özelliği yok. Bu önemli bir konu. Eğer akıllı süpürge alacaksanız bunu iyi değerlendirin. Haritalama özelliği şu. Birazcık daha bütçe olarak 2500-3000'in üstündeki bu Xiaomi gibi modellerde haritalama var. Evi ezberliyor ve her yere gidip bütün evi bitirip geri geliyor. Bunlar da fiyat olarak da biraz aşağı bunlar. O yüzden haritalama özellikleri yok. Bunda şöyle yapılıyor. Yani bir odaya bırakıyorsunuz. Odayı bitiriyor. Kumandayla bir kumandası var. Kumandayla diğer odaya geçiriyorsunuz. Orayı da bitiriyor. Evi ezberleyip tek tek oda dolaşmıyor. Biraz o yönü eksik. Hani ben bütçem biraz daha fazla olsaydı alır mıydım? Evet, haritalı alırdım. Kafam daha rahat ederdi. Ama kesinlikle bundan da çok çok memnun kaldım. Tek yapmanız gereken kumandayla işte bir odadan diğerine geçirip kapıyı kapatıp temizlemesini beklemek. Yaklaşık 60-70 dakika kadar gözlemim. Normalde 100 dakika yazıyorum. 60-70 dakikaya kadar şarjı yetiyor, süpürüyor. Şarjı bitince gelip yerine giriyor. Hani birkaç tane modu var. Birincisi otomatik mod. Şu otomatik moda bastığınızda hızını kendisi ayarlıyor. Emiş gücünü kendisi ayarlayarak bütün odaları, bütün evi gezmeye çalışıyor. Bir böyle zigzag çizen modeli var. Belli bir yer kirlendiyse oraya koyuyorsunuz. Buna basarak orayı sürekli aynı yeri dolaşıyor. Kenar modu var. Kenar modu çok çok güzel. Biraz sonra videoda göstereceğim. Ben onu çok sevdim. Evin bütün kenarlarını dolaşarak kenarları bitiriyor. Bu oldukça iyi bir özellik bence. Ve 30 dakikalık bir odaya bırakıp hızlıca temizlik yap modu var. Hani ben genelde otomatik modunu kullanıyorum. Sensörleri güzel. Genelde böyle bazı sandalyelere, masalara falan çarpıyor. Yani çarpıyor ama duvarlara kesinlikle çarpmıyor. Böyle bir şey sensörü de var. Hatta göstereyim size. Yani eviniz merdivenliyse merdivenlerden düşmüyor bu. Şöyle bir gidiyor ve çat diye geri dönüyor. Böyle. Şu an otomatik modda. Dolaşıyor. İşte evi oraya gidiyor, buraya gidiyor. Yani gerçekten içinden çıkan tozu görünce Allah'ım dedim yani ben yıktı her yeri. Evet, ürünün kumandalı olduğunu söyledim. Telefondan da o uygulama sayesinde aynı işlevi görebiliyorsunuz. 15T ile 25C, benim aldığım bu 25C modelinde telefona uygulama yüklüyorsunuz ve kumandadaki bütün işleri telefon uygulamasından da yapabiliyorsunuz. Ama çok gerek var mıydı? Çok gerek yoktu. Kumandayla böyle ileri, geri, sağa sola, yani manuelde bunu gezdirebiliyorsunuz. Özellikle temizlenmesini istediğiniz yerler varsa ona göre bir şeyler yapıyorsunuz falan. Gel buraya. Heh. Bir diğer özelliği de telefondan demiştim ki uygulaması var. Uygulamasında, kendi uygulamasını indiriyorsunuz ve orada haftanın günlerini seçerek hangi saatte başlayacağını programlayabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Mesela pazartesi, salı, çarşamba, pazara kadar yazıyor. Salıyı seçiyorsunuz, saat 9'u seçiyorsunuz. Saat 9'da kendi başına başlayıp bütün eve girmeye başlıyor. Yani evin dışındayken de belli bir saat vererek kumanda edebiliyorsunuz. Diğer daha akıllı modellerinde sanırım uzaktan da seçip başlatabiliyorsunuz ama bunda öyle bir şey yok. Bunda gününün saatini belirliyorsunuz. O saatte, o günde gidip çalışıp, isterseniz her gün yapıyorsunuz bunu, çalışıp yerine geri dönüyor. Ama tabii bu hani o akıllı haritalaması olmadığı için ben evde değilken çok fazla güvenemem herhalde çalıştırmaya. O yüzden mesela alarm olarak kullanıyorum. Sabah atıyorum 9'da işim varsa 8.40'a
bunu kuruyorum. Bakıyorum 8.40'da yavaş yavaş sesler geliyor, yaklaşıyor bana doğru. Yani otomatik bir alarm oldu. Temizliğe başlıyor sabahtan. Cihazın altında şöyle iki tane fırçası var. Bir tanesi burada, bir tanesi burada. Bunlar kirleri, tozları içeri gönderiyor. Buradan da bu ana fırça içe çekiyor. Hani bunlar oldukça güzel ve kutunun içinden de bunların yedekleri çıkıyor. Filtrenin de yedeği çıkıyor. Bu parçalar oldukça... Sakin ol, sakin ol. Tamam. Bu parçalar... Bir dur. Bu parçalar ucuzlar. Teknik servis desteği de güzel. Bu da önemli çünkü bunu yıllarca kullanacaksınız. Bu parçalara rahat ulaşabilmek önemli. O da gayet bir önemli konu. Bunları alırken şunu da düşünüyorsunuz. Moplu mu alayım, mopsuz mu alayım? Çünkü robot süpürgelerin birçoğunda mop özelliği de var. Mop ne? Islak temizlik yapıyor. Biraz su atarak siliyor temizlediği, süpürdüğü yerleri. Hani ben bunu çok sormuştum kullananlara. Ya moplu mu alayım, mopsuz mu alayım diye. Çoğu kişi bana moplu alanların çoğusu ve dedi ki ya moplu aldık ama 2-3 aydır bir kere bile kullanmadık. Yani biraz bu yorumlar da etkiledi beni ve birçok modelde halıya çıkmaması lazım mopluların falan. Hani üst düzeylerde sanırım halıyı silme özelliği falan da var ama ben bu yorumları da okuyunca moptan vazgeçtim. Sadece benim için süpürsün yeter diye düşündüm. Yani bu cihaz, Anker'in 25C'si benim aldığım bu cihaz moplu temizlik yapmıyor. Sadece süpürüyor. Islak temizlik yok bunda. Sorulan diğer bir merak edilen konu da HEPA filtresinin olup olmadığı. Anker'in bu modellerin hepsinde neredeyse HEPA filtre var. Bu da birçok kişi için önemli. Mesela şöyle, hani şunu da göstereyim. Şöyle şurada bir haznesi var. O hazneyi temizlik, her temizlikten sonra açıp bakıyorum. Bir içim rahatlıyor falan. Böyle bunu kolayca çıkartıyorsunuz. Şu tuşla içine bakabiliyorsunuz ne olup ne bittiğine. Bakar mısınız? Ben 2 günde bir temizliyorum ve 2 günde bir böyle toz çıkıyor evimden. Biraz giriş kat olduğundan dolayı da toz sıkıntım var zaten. Ama insan diyor ki ya ben nasıl yaşıyormuşum bu kadar tozla? Ki evimin temiz olduğunu, düzenli temizlik yaptığımı falan düşünüyordum. Şöyle bir işte filtresi burada. Bunu çıkarıp fırçaları var. Onlarla temizliyorsunuz. Çöpe döküyorsunuz. Tekrar buraya böyle yerleştiriyorsunuz ve kullanmaya devam ediyorsunuz. O oldukça da uzun ömürlü. Bu konuda bir sıkıntısı yok. Evet, şimdi modlarına bakalım. Bu bahsettiğim ilk otomatik modu. Şöyle çalışıyor ve kafasına göre geziyor. Bütün odaları bitirmeye çalışıyor kendince. Şöyle ilerliyor. Diğer mod şu kenar modu ki ben bu modu çok sevdim. Bütün evin kenarlarını geziyor. Şöyle yapacağız, göstereceğim. Bu da kenar mod. Şimdi bir kenar bulacak ve bütün kenarlarını gezecek evin. Gördüğünüz gibi bütün kenarları geziliyor. Gerçekten bütün evin bütün kenarlarını bitirerek. Hani ben önce kenar moduyla temizletiyorum. Oldukça da güzel oluyor. Sesi şu an videodan dolayı fazla geliyor olabilir. Ama emin olun rahatsız edici değil. Şimdi diğer moda geçelim isterseniz. Hatta diğer moda geçmeden ben size kumandayla kontrolü de göstereyim. Şöyle kumandayla istediğiniz yere de götürebiliyorsunuz cihazı. Bir leke bir şey gördüğünüzde üstüne de aldırabiliyorsunuz. Diğer mod şu zigzag modu. Mesela burada diyelim bir şey döküldü. Buraya getiriyorum ve bırakıyorum. O döne döne orayı belli bir alanı temizliyor. Bunu çok kullanmadım. Hani ben bir şey olsa da kendi kumandasıyla ayarlayıp yapıyorum. Şöyle dönüyor. Bir de şu mod var. Bu da bir hani küçük bir alanı 30 dakika temizliyor. 30 dakika temizledikten sonra dönüyor. Hani kısıtlı bir mod. Tek bir oda için geçerli. Şimdi isterseniz şarj istasyonu nasıl gittiğini de gösterelim. Şimdi şu şarj düğmesine basacağım ve biraz arayıştan sonra şarj yuvasına doğru gidecek. Biraz bu konuda zorlanıyor mu? Evet. Yavaşlıyor özellikle şarja giderken. Ama şimdi böyle yavaş yavaş. Yani gidip sonunda yuvasını buluyor. O konuda sorun yok. Şarj yuvası şurada. Evin orta bir yerine koymanız gerekiyor. Bakın gitti ve şarjı azaldığında da bu hareketi yapıyor. Şarj yuvasına giriyor ve orada şarjı ne oluyor gördüğünüz gibi.
Şimdi cihazın artılarından ve eksilerinden bahsedelim. Bence artılarına başlayacak olursak öncelikle bence gayet güzel temizlik yapıyor. Emiş gücü beni tatmin ediyor. Tabii ki de bu beklentiye göre değişir. Hani ben tek başına yapayım, bekar bir erkeğim. Belki ev hanımları bu olaya böyle bakmıyorlar. Çok daha ayrıntı istiyorlar ama benim işimi fazlasıyla görüyor. Eğer böyle zaman sıkıntınız varsa, yani ev süpürmekte zorlanıyorsanız ya bunu odaya bir salıyorsunuz, bu her yeri temizliyor geliyor. Size çok tasarruf ettirecek. Bence bu robot süpürge teknolojisi zaten böyle. Bu cihazın artısı dediğim gibi emiş gücü çok yüksek. Çok iyi bir şekilde tozları alabiliyor. İkinci artısı bence fiyatı. 2000 liranın altında böyle bir ürün alabilmek bence güzel ki Anker hep diyorum kaliteli bir markadır. Fiyatı 2000 lira bandına kadar olan süpürgeler arasında bence en iyisi. O yüzden bütçeniz sınırlıysa alabileceğiniz en iyi ürünlerden bir tanesi. Diğer önemli bir artısı da servisinin iyi olması, yedek parçalarının çok daha kolay ve rahat bulunması. Şimdi eksilerine gelecek olursak bence en önemli eksi haritalama özelliğinin olması. Olmaması pardon. Yani bunu daha önce de videoda biraz önce de anlattım. Haritalama olsaydı bir tık daha hayatı kolaylaştırır mıydı? Evet. Ama onun olması için de bütçede daha yukarılara çıkmak lazım. Haritalama olmaması bir dezavantaj olarak görülebilir. Odadan odaya belki emin olamadığınız için kendiniz kumandayla odaya sokuyorsunuz ve diğer odayı temizletiyorsunuz ama odadaki her yeri temizliyor. Bunu kesin eminiz. Yani odaya giriyor, orayı kapatıyorsanız mutlaka her yere giriyor. Hatta yani bir baktım bir ara kaybettim, bir ses geliyor ama bulamadım, gittim mutfak dolabının bir boşluk bulmuş ve altına girmiş. Hani böyle kapağı var mutfak dolabının, en altından bahsediyorum. Arkadan içine girmiş, oraları falan temizlemiş. Hani bu da oldukça güzel bir şey. Yani bıraktığınız odayı gayet güzel temizliyor. O konuda bir sıkıntısı yok. Bence daha fazla, yani ben başka bir eksisini görmedim. Gayet mutluyum, memnunum. Dediğim gibi biraz bu beklenti işi ama özellikle evcil hayvanınız varsa, eviniz böyle benim gibi giriş kattaysa, fazla toz tutuyorsa gerçekten hayat kurtaracak bir teknoloji. Bu robot süpürge teknolojisi bence hepsi de öyle. Yani sadece bunu 25C'den bahsetmiyorum. Genel olarak anladığım kadarıyla herkes çok çok memnun ve herkes temiz zannettiği evinden çıkan tozları görünce gerçekten şaşırdı. Videomuz biraz konsept dışı oldu farkındayım. Hani çok uzmanlık alanım değil. Belki teknolojiye ilgi duyuyorum ama temizlik konusunda hani tek amacım sizlere belki ufak bir fikir vermesiydi. Alacak kişilere en azından bu ürünün özelliklerini de göstermekti. Umarım faydalı olmuştur. İnşallah almak isteyenlere ufak da olsa bir fikir vermişizdir. Evet. Sorularınız olursa yorumlara yazarsanız ben elimden geldiğimce bilgim kadarıyla size yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize çok çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Sevgiler.